Belki bunların bir kısmı zaten işte önceden bahsettirilen konulardı. Ne dediler? İşte ücret tarifesi dediler, rotasyon dediler, bağımsız denetimin kapsamı dediler, YMM, SMM ayrımı dediler, bununla ilgili yapısal dönüşüm olacak mı dediler. Soruların hepsi meşru ve her gittiğinizlerde de tekrardan sorulan sözler, sorular. Şu ana kadar o malum iki yıldaki şeyden dolayı, Türkiye'nin kendine koşullarından dolayı takım yapısal önerilerle gittiğimiz halde, önerilerimizi yaptığımız, notlarımızı aldığımız halde öncelik olarak çok fazla ön planlara çıkma imkanımız yok. Ama bundan sonra özellikle mali alanda yapılacak olan düzenlemelerde bağımsız denetimin sadece FDK kapsamında sermaye şirketleri denetlerken kullanılacak bir yöntem olarak değil, COSGAP'ten tutun da verilen kamu kaynakları kullanılarak verilen kredilerden, düşük faizli kredilerden bahsediyorum. İşte biraz önce konuştuk, sendikalar kanunuyla bağlantılı olarak çıkan yönetmelikte kullanılan, bahsedilen mali denetim tiplerine kadar, kitlerin denetiminden tutun da bir takım bankaların belli bir fon büyüklüğünün üzerinde vermiş olduğu kredilerde esas alınacak denetim tipi olarak, bağımsız denetimin ve bu bağımsız denetimin gözetimini yapan kurum olarak 660 sayılı KHK'ya atıf yapılmasını biz zaten önceden de söyledik. Her zaman yazıyla bunları ilgili kurumlara, başbakanlığa ilettik. Bundan sonra da bunların takipçisi olacağız. Yani biz sadece kriterleri indirerekten orada elde edebileceğimiz ilave bağımsız denetim kapsamına girecek sermaye şirketi sayısı sınırlı. Bu hiçbir zaman 700 binler, 500 binler olmayacak. Görünen o. Belli bir yerde o donuklaşacak. Çünkü artık kriterler AB düzenlemelerine göre geldikçe nereye geleceği belli. Sonuçta Türkiye'de sermaye birikimi belli, kümülatif sermaye belli, şirketlerimizin konumları belli. O yüzden o konuda çok fazla şey yapmaya gerek yok. Ama dünyadaki uygulamalara baktığımızda da olduğu gibi bağımsız denetim artık bizim bu klasik denetim anlayışının yerine oturtmak ve bunu hem kamuda, kamu denetimini geliştirmek suretiyle hem özelde sadece sermaye olarak değil, vakıflar, dernekler, kamu kaynağı kullanan, kamu bankalarından düşük faizli kredi alan, COSGAP tutun diyen bir takım kredilerle alakalı olarak yaygınlaştırma noktasında ve bağımsız denetimi burada kanunen kabul edilen bir denetim formasyonu olarak yaygınlaştırma noktasında önerilerimiz var. Dediğim gibi yine onu vurgulayayım, şu ana kadar malum nedenlerle, çünkü bunlar belki öncelikli bir bilgi maddesi olmadı bizim önerilerimiz vardı ama bundan sonra da biz bunların takipçisi olacağız. Elbette kamu yönetimi kurumunu değerlendirirken uygun performans kriterleri belirlemek lazım. Şimdi biz yönetmelikte bir değişiklik yapılması gerekiyorsa ve biz bunu yapmıyorsak bunda bir sorumluluk. Çünkü o bizim yetki alanımızda, görev alanımızda ve onun takibini yapmak bizim sorumluluğumuzda. Ama parlamentodan bir KHK kanun geçmesi gerekiyorsa veya bir KHK yapılması gerekiyorsa ve biz bunda yeterince başarılı olamıyorsak hani o biraz bizim kapasitemizin dışında, çünkü bizim belirleyeceğimiz bir gündem değil. Başkalarının gündemine bağlı olduğumuzdan, başkalarının önceliklerine bağlı olduğumuzdan yönetmelikte olduğumuz kadar başarılı olamayabiliriz. Ama biz şunun sözünü veriyoruz, her zaman yaptığımız gibi, bunun takipçisi olacağız. Oluyoruz da zaten. Ama bundan sonraki dönemde bunların bağımsız denetimine tabi olan sadece sermaye şirketi değil, diğer vakıf dernek gibi kamu kaynağı kullanan yerler de dahil olmak üzere yaygınlaştırılmasına yönelik faaliyetlerimize devam edeceğiz. Ki bu konuda elimizde bize argüman olacak güzel örnekler var. İngiltere gibi bağımsız denetimin doğduğu topraklar, İngiltere gibi ülkelerde derneklerin, vakıfların denetimi özel prosedürlere ve bağımsız denetime yakın formasyonlara tabi. Hatta orada, ben 2002 yılındaki tecrübelerinden hatırlıyorum, kamu hastanelerinin bile bağımsız denetim firmaları dışarıdan giden bağımsız denetim firmaları tarafından denetlendiğine şahit olmuştum. Bunu bu şekilde size bir sunmak istiyorum. Ya bu bir vizyonumuz. Bununla ilgili olarak sadece KGK'nın yaptığı çalışmalar yeterli olmayabilir. Burada Recep Bey'in de dediği gibi işte bir toplum kuruluşları olarak, tek tek fertler olarak değil, güçlü sivil toplum kuruluşu olarak derneklerin bizlere tavsiyede bulunması, bizlere destek olması, farklı kanallardan ama eşgüdümlü olarak birlikte hareket etmesi, hedeflenen amaca ulaşmamız bakımından bizlere büyük fayda ve sinerji yaratacak. Peki mesleğin önünü halledin ya gerçekçi olmak adına, mesleğin önündeki problemler ne? Özellikle bunu ikiye ayırmak lazım. Bir Türkiye'ye özgü koşulda,
bir de dünyanın getirdiği bir takım değişimler. Dünyaya baktığımızda hani kamu gözetimi olduğu 2001'den beri dünyada oturmaya başladı. Bağımsız denetim çok eskilere gidiyor ama kamu gözetimi olgusu 2001'lerden beri Amerika ve AB ile başlayan dönüşümle birlikte ülkemize girdi. Bu anlamda biz kamu gözetimi olgusunu Türkiye'de yerleştirmekte bayağı hızlı davrandık. Zamanında ruhunu hızlı yakaladık diyebiliriz ama yeni olgu olmasının getirdiği bir takım sıkıntılar ya da dezavantajlar da var diyebilirim. Çünkü çok bazı şeyler denenerek gidiyor. Yurt dışında özellikle. Ve İPR gibi platformlarda bizim gibi kamu yönetimi kurumları bir araya getiren uluslararası örgüte de baktığımızda hep bazı şeyler ülkeden ülkeye değişiyor ve tek eş güdümlü bir uygulama olmadığını görüyoruz. Bunları eş güdüm haline getirmek için tutun uluslararası platformlar önemli. Ama en büyük problem düzenlemedeki globalleşme, uygulamadaki sermaye piyasalarındaki, finansal yatırımlardaki, doğal FDI dediğimiz doğal yabancı yatırım, önce oradan yabancı yatırımlardaki o hızlı yatırımcının lehine olan koşulları düzenlemeye getirdiğinizde o kadar hızlı adapte edemiyorsunuz. Çünkü ülkelerin egemenlik hakları devreye giriyor, mevzuat yapma hakları devreye giriyor. Bu anlamda bağımsız denetimde yurt dışındaki uygulamaları bir an önce Türkiye'ye aksettirme konusunda bazı sıkıntılar oluyor. Bu bazıları bizim lehimize de olabilir ama kısa vadede, ama uzun vadede bizim önümüze engel olabilir. Bazıları da aleyhimize olabilir. Mesela rotasyonla ilgili konularda Türkiye daha ön plandaydı. Daha sıkı kuralları getirdi ve bu rekabetle ilgili bir takım sıkıntıları, hani o Big Four dediğimiz sıkıntıların hafifletilmesinde ve küçük ve orta boy denetim şirketlerinin daha fazla avantajlı hale gelmesinde önemli bir konu. Mesela rotasyon Amerika'da sadece sorumlu denetçiler için. Birbirimizde yok. Avrupa Birliği'nde 2016'dan itibaren yürürlüğe girecek. Hem şirket rotasyonu hem sorumlu denetçi rotasyonu. Ama Türkiye'de bu zaten 2 yıldır uygulamadı. Yönetmeliğimizden bile uygulamadı. Bir diğer önümüzdeki problem olarak gördüğümüz ama şu anda bir hafta önce yayınladığımız taslakla bunun ortadan kaldırmaya yönelik adımlar attığımız bir konu var. Bildiğiniz gibi şu ana kadar 2012 yılında bunu özellikle hani o büyük 4 firmanın tüm dünyada da var olan, sadece Türkiye'ye özgü tüm dünyada var olan bu konsantrasyonunu, o neredeyse tekere yaklaşan konunun ağırlığını nasıl ortadan kaldırıp daha segmentlere uygun bir paylaşım, denetim yapabilir, dağılım yapabilir mantığından sorusuna cevaben söylüyorum. 2012 yılında yapılan ilk bu bağımsız denetime tabi firmalar belirlenirken şöyle bir yaklaşım vardı. Bağımsız denetim eşittir, uluslararası muhasebe standartları. Bu dünyada hep böyle olduğu anlatılırdı ve böyle bir ezber vardı Türkiye'de. Halbuki dünyaya baktığımızda sadece konsolide olan ve kamu yararını ilgilendiren, ki onlar da daha çok halka açık firmalar ya da tahvil ihraç eden firmalar olarak biliniyor. Onların denetiminde ve sadece konsolide mali tablolarında, AB direktifle kastediyorum, Amerika'da da böyle, TFRS ya da UFRS uygulaması zorunlu. Onun dışındaki firmalar da üye ülkelerin inisiyatifine bırakılmış. Firmaların denetimi, denetim limitleri 4 milyon euro'lar kadar iniyor. Ama hangi raporlama çerçevesinde denetim kriteri alarak alacağınız konusunda illa UFRS'yi tüm denetime tabi olan firmalara uygulayacaksın diye bir kaide yok. Bu böylelikle diğer firmalara, diğer ülkelerin kendi egemenlik sınırları içerisinde olan diğer firmaların uygulayacağı muhasebe standartlarını yerel mevzuat olarak belirleme hakkı veriyor. Tabii ki bunda yine gerçeğe uygun çerçeve dediğimiz doğru düzgün bir resim vermek gayet koşuluyla. Bunu Almanya yapmış, Fransa yapmış, İngiltere yaptı ve Türkiye'de artık bunu yapmak istiyor. Ve bununla alakalı bir taslağı, yerel finansal raporlama çerçevesini bir geçen hafta görüşü açtık. Lütfen onu inceleyin ve bir aylık süre içerisinde bize görüşlerinizi bildirin. Çünkü bu şu ana kadar uluslararası muhasebe standartlarında hani yurt dışından almış oldukları bir takım da bilgi desteğiyle, know-how'la belli firmalara bir özgüven ve avantaj veriyor. Başka firma yapamadı uluslararası muhasebe standartlarına uygun denetimi, dönüşümü, şunu bunu diyordu. Ama şu andaki yerel finansal raporlama çerçevesi hep firmaların üzerindeki muhasebeleştirme diyelim, mali yönetim riskini, kapasitesine uygun bir mali raporlama yapma imkanı vermek, hem de denetçiye kendi ebatlarına göre daha rasyonel ve yine gerçeğe uygun bir denetim yapma imkanı vermek suretiyle bir avantaj kazandıracak. Bunların etkileri özellikle orta vadede muazzam olacağını düşünüyoruz.
Yerel finansal raporlama çerçevesinde bu anlamda denetim piyasasının daha uygun dağılımıyla tüm segmentlerin oluşumu için bir avantaj olarak görüyoruz. Şimdi bunların üzerinde şunu söylemek istiyorum. Ondan sonra da sizlere soru cevap bölümüne geçelim. Yani burada bir kusur atmaktan bir yana sizin kafanızda pratikten kaynaklanan sorularınıza cevaplar getirelim. Bu dönem içerisinde kamu yönetimi kurumu her zaman meslek mensuplarının, bağımsız denetçilerin yanında olduğu olmaya da devam ediyor. Hani içeride de konuşuldu, SMM'dir, YMM'dir. Ya bir de konuda hani Güney Afrika'da, Güney Amerika'da ve Amerika Birleşik Devletleri ile ilgili bir film izliyorum, bu ırkçılığı anlatır. Adamlar orada hani güney ile kuzey arasında bir yaklaşım farkı vardır, hatta savaşlara konu olmuştur. Kuzeyliler veya güneyliler ırkçı olmadığını ifade etmek için ben renk körüyüm derler. Yani ben ırkçı değilim çünkü ne beyaz ayırıyorum, ne siyah ayırıyorum, siyah insan falan ayırt edemiyorum diye öyle bir latife ederler. Biz de kamu yönetimi kurumu olarak harf görüyoruz. Yani MM, mali müşavir kelimesinin de Y mi gelmiş, Z mi gelmiş, bizim diyendirimiz. Biz sadece meslek mensubu olarak ve bağımsız denetçi olarak yapıyoruz. Bizim uygulamamız bu. Ama takdir edersiniz ki biz 4 yıl yapıyoruz. Bizden önce yaygınlaşan neredeyse bir 30 yıllık bir uygulama var. Ve oradan kaynaklanan bir takım kökleri farklı yerlere dayanan uygulamalar var. Haklıdır, haksızdır. Herkes kendi konumuna göre, bulunduğu pozisyona göre maalesef rolünü oynayabiliyor böyle durumlarda. Ama ben en azından kamu gözetimi kurulu başkan yardımcısı olarak, kişisel olarak bunu söyleyebilirim. Bizim öyle bir yaklaşımımız yok. Yani önceden kaynaklanan sorunların kaynağı zaten aranması gereken yerde yok. İlgili kanunlarda bulunur, çözülürse, irade ortaya konulursa çözülür. Ama bizimle alakalı olarak meslek mensuplarının bağımsız denetçilerin, bağımsız denetçilerin bir araya geldiği derneklere yaklaşımımız hep eşit ve hakkaniyete uygun olmuş. Zaten mümkün olduğunca bize davet gelen odalar olsun, dernekler olsun, icabet etmemizin ve onların uygun düşüncelerini de aktarmamızın, sorunlarına çözüm aramamızın nedeni de budur. Ben tekrar şimdiden mühürlerini alacak olan arkadaşlara hayırlı olsun diyorum. İnşallah hayırlı kazançlara da vesile olur. Tekrar davetinizden dolayı teşekkür ediyorum. Soru cevap bölümünde daha detaya gireriz inşallah. Teşekkürler.